Ahmet Bey bizim programımıza katıldı. Hayatında neler değişti? Ne oldu? Feedback vermek istiyor kendisi. Ahmet Bey, buyurun. Ben öncelikle Ahmet Gün, 28 yaşındayım, 2 çocuk babasıyım, 5 yıldır evliyim, hamdolsun iyi rahat bir işim var. Kütahyalıyım memleket olarak, Dortmund'dan katıldım size. Durumun nasıldı? Kafam karışıktı mesela, böyle huzursuzluk vardı böyle içinde, bilmediğim böyle bir huzursuzluk vardı. Bir de 2 çocuk babasıyım hocam, hani o yönden biraz böyle, ya endişe demeyeyim de, ama hani kendimi geliştirmek istediğim bir alan da aslında. O yönden biraz da öyle hem olgunlaşmak amacıyla. Geceleri mesela çok uyanırdım. Yetersizlik vardı mesela. Hani aileme karşı, çocuklarıma karşı böyle bir örnek baba olma hedefim vardı. Bu gibi şeyler hocam. Kendimi her alanda böyle bir geliştirmek için böyle bir istek vardı. Kendimi artık hocam en sonunda sizin bir videonuz vardı. Bugün değil de ne zaman gibisinden böyle bir. O anda artık böyle bir kafamda böyle bir şey tak etti. O anda zaten başlamak istedim dedim. Çünkü böyle olmaz yani. Daha hani hayat bir şeyler yapmamız lazım gibisinden. Nasip oldu elhamdülillah. Çünkü hocam artık böyle sıkılmıştım. Yani yeni bir şey öğrenmem lazımdı. Yeni bir şeyler keşfetmem lazımdı. Adım atmam lazımdı. Hayallerimi, isteklerimi artık böyle hedeflerime doğru ilerleyecek, hani beni arka plana çekmeyecek şeyler lazımdı benim için. O yüzden de size katıldım. Bize tavsiye eden kişi ne söyledi sizi? Nasıl hareketlendirdi? Nasıl tavsiye etti? Ne dedi? Hocam ben onun telefonunu aradım. Dedim abi böyle böyle İsa Mahir hocam bir anlatır mısın dedim. Dedi ben onun bütün eğitimlerine katıldım dedi. Ve katıldıktan sonra zaten ben onda o rahatlığı, o özgüveni ben gördüm. Kendisine de söyledim bunu. Dedim ben de işte böyle böyle durumlar var. İşte endişe, kaygı, vesvese vesaire gibi durumlar var dedim. O dedi tamam dedi sen hiç dedi kafanı yorma dedi. Benim hani artık daha demin de söylediğim gibi bir şeyler başarmak istediğim için ona da bir danışmış oldum yani. O da dedi o tam adres dedi. De zaten bir daha da düşünmedim yani yapsam mı yapmasam mı. O öyle deyince artık direktmen sizi aradım zaten ertesi gün. Öylelikle başlamış bulundum. Ahmet Bey, bizim programımıza katıldığınızda ilk intibanız, böyle endişeleriniz, kaygılarınız, sizi frenleyen bir böyle şüpheleriniz var mıydı bizim programlarımızla alakalı? Veya varsa nasıl şüpheleriniz vardı, öyle diyelim. İlk sizi takip ettiğimde vardı. Yani böyle diyorum hani nasıl olur işte hayalleriniz diyor işte zenginlik anlatıyor işte her zaman bildiğim işler işte kafa rahatlığı falan filan diyorum. Ben tamam ben hani o kadar kitap okuyorum veya ne bileyim hani bazı şeyler yapmaya çalışıyorum ama hani nasıl olacak bu iş diye böyle kendim tabii biraz şüpheye girmedim değil yani. Çünkü hocam şimdi videolarınıza bakarken işte zengin olmayı, hedeflere yaklaşabilmeyi vesaire böyle anlatınca diyordum bu hani olur mu yani tamam anlatıyor da inanamadım yani baştan tabii şüphelerim illaki vardı hani olmazdı ben de olur mu yapar mıyım yapamaz mıyım hani tam onda oldu da ben de olmak zorunda değil gibi düşüncelerim tabii ki vardı. Sonra programa katıldıktan sonra işte canlı yayınlar işte program devamı yapacağım. Sonra programa katıldıktan sonra sistemli yürüdüğü için her şey mesela her şey tıkır tıkır yani tam individüel size göre olduğu için kısa bir sürede zaten fark ediyorsunuz yani durumu. Hani değişiklikleri, sizin zaten orada ne denilirse o yapılması lazım. Evet. Onlar da birer birer uyguluyorum. Yani hocam o anda zaten ben yavaş yavaş sizin de sabrınız da tabii ki. Bir de hocam şunu da eklemek isterim. Yani ben 3 ay programım bitti. Şu an 6. aya girdik. Bakın kaç ay geçti. Şimdi o mentörlük eğitimlerine hani her dinlediğimde hocam diyorum ya ben bunu 2 ay önce de dinledim. Niye ben bunu anlamadım veya bunu söylemedim o zaman yeni bir şey mi eklendi falan gibi böyle bir yani her dinlediğimde hocam yeni bir şey öğreniyorum yani şu anda onu da söyleyebilirim yani onu da söylemek isterim. Biz şunu söylüyoruz. Bizim 3 ay, 5 ay, 6 aylık programlarımıza katıldığınız zaman diyorum ki senin beynine ben tohum ekiyorum, Evet eğitim hocam veriyorum. evet kesinlikle. Sulaması senden diyorum. Bir tur at, iki tur at, üç tur at. Eğitimi ne kadar tekrarlarsan o kadar fazla sulamış oluyorsun ve o kadar meyve alıyorsun. Sadece sula, tekrarla. Evet. Meyvesini bir sene sonra alacaksın. Belki 6 ay sonra alacaksın. Belki 7 ay Tabii. sonra alacaksın ama kesinlikle alacaksın. Çalışma sistemimiz tamamen farklı. Yani bir çeşit tohum ekiyoruz beynine, zihnine ve Evet. mükemmel sonuçlar sonra geliyor. Bizim zaten istediğimiz şey şu değil. Hızlı değişim sevmiyoruz biz. İstemiyoruz. Çünkü hızlı Evet. kilo veren hızlı kilo alır. Dolayısıyla bizdeki en önemli konu emin adımlar, sağlam adımlar, zemine basmak, havalara uçmamak, uçan kaçan
tipler istemiyoruz. Böyle evrene enerji göndererek bir yere varılmıyor. Yok hocam, Allah korusun, evet. İlk önce emek, sonra ekmek hesabı. Emeğinin karşını, gayretin karşını kat ve kat fazlasıyla alıyor. Evet hocam, kesinlikle öyle. Yani 2 hafta içerisinde o ben uçuyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim değil. Gerçekten bakın 9. aydan bu zamana ne kadar zaman geçti? Yani zaman geçtik de hocam böyle daha da rahatlıyorum. Sen anlatabiliyor musun? Hani... Evet. İlk günü görüşmemde dedim ki Ahmet Bey sakin ol, acele etme, programa devam et ama tarif ettiğim üzere. Evet. Yormuyoruz zaten. Heyecanlanmaya gerek yok. Senin eline bir ip veriyoruz. İpi çek sadece, o kadar. Ve sabırla evet. Çek. Yormadan çek. Terlemeden çek. Adım adım ilerlediğin zaman karşını fazlasıyla alacaksın. Zaman ilerledikçe, program bittikten sonra fazlasıyla almaya başladın. Zaten değişimler oldu. İlk bir hafta değişimler oldu. Ama önemli olan kalıcı bir değişim ve bunu ömrüne yayma. Videoda bugün değil de ne zaman gibisinden böyle bir video çekmiştiniz. O anda sanki böyle bana hitap ettiniz. Dedim şimdi zamanı herhalde dedim. O anda da öylelikle başlamış oldum. Yani hocam vereceğim şey şu, biraz da nasiple alakalı bir şey. Yani insanın elinde kendini araştırmak lazım. Çünkü sizden önce hocam ben birkaç yere daha böyle bir başvuruda bulunmuştum. Hani kendimi geliştirmek amacıyla vesaire. Sizin eğitimlerinizin haricinde kişisel gelişim yapan insanlar da çok. Fakat onlar evrene enerji gönderiyorlar. Maneviyatı biraz dışarıda bırakıyorlar. Korkutucu bir hal var. Ama sizin eğitimlerinizde mesela hem kendi öf ve adedimize göre uygun, maneviyat olarak uygun. Hani o da benim için zaten önemli bir durum olduğu için sizleri tercih etmek de aslında biraz da bir o kadar da kolay oldu. Aynı dili kullandığımızdan dolayı. Aynen öyle hocam. Evet, aynı dili kullandığımızda. Yani bir şey söylediğim zaman beni hemen anlıyorsunuz. Benim için de önemli olan buydu aslında. En büyük değişim ne oldu? Hocam en büyük değişim, hani size de yazmıştım yani burada sabah kadar anlatabilirim yani. Bir problem olduğu zaman hocam diyorum tamam ben hallederim Allah'ın izniyle gibi, böyle bir özgüven hocam, böyle bir endişesiz, hani yani fazla düşünmeden hemen harekete geçmek. Eskiden hani düşünürdüm şöyle mi olsa, böyle mi olsa, şu olsa ne olur, bu olsun, ama şu an mesela güvendiğim bir dal var mesela. Aldığım bir sizden taktikler, teknikler var hocam. İşe yaradığını gördüm, bildim. Ona dayanarak hocam yoluma adım atıp fazla düşünmeden ilerleyebiliyorum yani şu an. Ve başarıyorum tabii ki. Ev almak istedim. Bir nasip olmadı. Bir git gel olayı oldu. Sonra manevi tekniklerle de hocam, hani sizin de verdiğiniz hem manevi hem maddi tekniklerle ev almak nasip oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Hocam onu şöyle anlatabilirim. Hedef kağıdım hocam bir ev resmi, görsel olduğum için resmi çizmiş bulundum. Sonra hocam evi almaya, yani evi aldıktan sonra hocam bir evin kendi resmini çektim. Ondan sonra hocam bir baktım resim gerçekten de hem aynı resim, yani tıpatıp belki aynı değil ama renkleri hocam tıpatıp aynı. Hem sarı hem kahverengi. O kahverengi olayını da ben daha 2 gün 3 gün önce çözebildim. O kadar dikkatli bakmamıştım. Yani tam hocam hedef kağıdı tabii sabah akşam hedeflerini düşünüp tabii hep pozitif düşünerek de. Nasıl istiyorsun hocam? Gerçekten acayip şaşırtıcı bir şey yani. Hedef kağıdındaki evin aynısına sahip oldum. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Ciddiyim yani. İnanmayacaklar belki ama gerçekten de öyle hocam ya. Ben yalnız değilsin. Senin gibi 35 bin insan var. Hayallerine ulaştı. Dediğim gibi belki inanmayacaklar ama elhamdülillah hocam o kadar şanslıyım ki yani kendimi o kadar bir rahat hissediyorum ki yani böyle sizi eğitimlerinize katıldım ve sizi tanıdığım için bana o kadar güzel rehberlik yaptınız, o kadar güzel hani abilik yaptınız, hocalık yaptınız. Yani eğitimlerin devamına da kesinlikle inşallah çabalıyorum yani. Hani hedefimde de onu da koydum. Hani bugün olur, yarın olur ama inşallah bir üst levele de geçmek isterim. Yani istiyorum veya öyle söyleyeyim. Tamam inşallah. Allah'ın izniyle. Eğitimin kolaylıkları online olması, soruların sorması, en ufak sorunun dahi cevabı gelmesi, haftada bir canlı yayın görüşmesi, yani uzak yollara gitmen gerek değil. Yani evinde hocam bir telefon kadar uzakta yani. Telefon şu an herkese telefon var hocam. Haberler izleyeceğine aç İsa Mahal dinle misal yani. Onun gibi telefon kadar uzaklığında yani isteyen istediği gibi her yerden katılabilir. İzinde olduktan sonra katılabilir mesela. Kolaylık var hocam. Zorluk hiçbir şey yok yani negatif olarak. Dünyanın öbür ucuna gitsen katılabilirsin yani. Yani. Evet çok güzel. Hocam işimde tabii ki verimliliğim arttı. Onu söyleyebilirim. Önüme ufak tefek zor işler çıktığı zaman sıkıntısız halledebilme kabiliyetine, o özgüven sahip oluyor insan.
kafası daha rahat oluyor. Bu kafa rahatlığı hocam zaten bulunmaz bir nimet mi desem hocam, nasıl bir şey desem, gerçekten en önemli şey hayatta aslında. Çalışırken, işte işe giderken, yolda gelirken böyle hocam kartal gibi uçuyorsun yani, söyleyebilirim yani. Evet. Maşallah. Çok güzel. Çok sevindim. Allah razı olsun. Peki bu eğitimlerde öğrendiğin araçlar ve teknikleri günlük hayatında nasıl kullanıyorsun? Teknikler veya yaptığım şeyler artık böyle bir rutin haline gelmiş oldu. İster istemez zaten o yönde sen kendin zaten o seninle bir bütün olduğu için zaten sen osun artık. Ekstra bir şey yapıyormuş gibi değil yani. Yeni kazandığım davranışlar artık rutin haline gelmiş oldu. Bütünleştik. Hocam en önemli teknik zaten bunu başarabilen bir insan başarmıştır diyebilirim yani, resim değiştirme tekniği hocam. Bu tamam, o onu uyguladıktan sonra hocam olay çözülüyor zaten. Olay bitiyor yani. Evet. O hayal ettiklerine hemen ulaşıyor. Aynen öyle. Biiznillah. Evet hocam. Veya o duygu durumunu değiştirebiliyor anında. Anında hocam. Öfkeliysen sakinleşebiliyorsun veya üzgünsen mutlu olabiliyorsun. Evet hocam, duygularını kontrol edebiliyorsun yani. 157 teknikten bahsetmiştiniz. Onun için sadece bir tanesi bunu değiştiriyor yani. Bir değiştirebiliyor. Evet. Çok güzel. Eğitimlerimize katılmak isteyen birçok insan var. Bu insanlara ne dersin? Ne tavsiye edersin? Yani yaşamak gerekir derler hocam. Cidden öyle yani. Bardağınızı boşaltın. Hemen İsa Mahal'e koşun. Şu an aklım hocam bu geliyor. Almanların bir sözü var. Diyor ki bazen diyor resimler 1000 kelimeden fazla ifade eder. Evet. Biraz önceki senin 100 ifaden 10.000'lerce kelimeden daha fazla etkiliydi. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah faydalı oluruz Allah'ın evet, izniyle. Evet. Yani başlayıp da hocam bizlere de dua ediversinler yani. Harekete geçsinler değil mi? Yani harekete geçsinler hocam kesinlikle. Neden neden bizi tavsiye ediyorsun öyle diyelim. Neden İsa Mahal'e gitsin de Ahmet'e, Mehmet'e filanca kişiye gitmesin yani, öyle diyelim. Çünkü hocam neden siz hayatta en önemli şey olan güvendir hocam. Güven veriyorsunuz insana. İnsana güç veriyorsunuz. Hem manevi hem maddi. İki taraftan da insanları motive edip güçlendiriyorsunuz. En önemli hocam güven yani benim için. Ki dışarıdaki insanlar için de en önemli şey güvendir. Güvensizlik değildir yani. Size güvendiğim için siz diyorum yani hocam. Başka kişisel gelişimciler de var. Onlar da güven veriyor. Hocam onlar güven vermiyor. Onlar insanın illaki içinde böyle bir hani eğitimlerde de öğrendik. Kalbinin sağ tarafını dinlemek var. Sol tarafını dinlemek var. Orada kalbinin sol tarafına gelen böyle ufak böyle bir huzursuzluk oluyor hocam. Onu insanlar da biliyorlar zaten. Ama çağrı aradıkları için tabii yanlış şeylerde kapılabiliyor. Ben de buradan diyorum ki çağrı arıyorsanız İsa Mahal'e gidin. Kalbinizin ilham gelen tarafını dinlemeye çalışın. Ona güvenin yani. Ya insan hocam kalbi var ya hocam. İnsan gözünü kapattığı zaman zaten o kalbinin ilham veren tarafını anlayabiliyor, dinleyebiliyor. Kalbinden gelen ses zaten insana söylüyor güvensin veya güvenmesin. Anlatabiliyor muyum hocam? Anladım. İnsanın kalbi öyle de böyle de anlıyor o zaman. Tabii ki hocam kesinlikle. Şimdi öyle diyelim mi? Tutarlı kişisel gelişimciler var. Bir de tutarsız kişisel gelişimciler var. Evet. Kimisi ayı taahhüt ediyor. Seni aya çıkaracağım diyor. Mars'a çıkaracağım diyor. Ama sadece lafta. Tabii ki hocam kesinlikle. Yani yapamayacağın şeyleri sana vaat ediyor. Ve seni hayal kırıklığına uğratıyor. Neyse o. Yani gerçeği konuşuyorum ben mesela. Sana böyle beyaz atlı prensten hiç bahsetmiyorum. Ha onu da söyleyeyim hocam. Hocam şimdi başka gördüğümüz, duyduğumuz insanlar veya kişisel gelişim yapanlar işte evrene gönderiyorlar, sana söz veriyorlar, işte %100 işte şöyle işte böyle sizde ama siz doğru olan neyse o. Hani siz onu baştan söylüyorsunuz. Bak doğru olan bu, gidilecek yol olan bu. Gayret göstermen gerekiyor. Yani oturduğun yerde bir yani keşke olsa da ama yok yani. Gayretle, çabanla öyle ulaşabiliyorsun hayal ettiklerine. Siz testle, analizle hocam onu yapıyorsunuz. Elhamdülillah da çok iyi sonuçlar alınıyor ve insanın problemini biliyorsunuz. Ta kaynağa kadar inmeyi biliyorsunuz. O kabiliyet var sizde yani. Başkaları mesela uçuk kaçık sözler, vaatler veriyor ama siz uçuk kaçık değil. Neyse o, gerçek neyse real talk yapıyorsunuz. Problem neyse problem kaynağına inip hedefi de gösteriyorsunuz. Ondan sonra biz de arkanızda iple sizin dediğiniz gibi çekerekten hocam sizi takip ederekten hedeflerimize ulaşmış oluyoruz. Eyvallah. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten bunu ciddi olarak söylüyorum. Evet. Sizin ilk eğitiminize katıldım ya hocam. Bir insanın hocam hayatına dokunabilir mi yani şu an? O
Ya o beceriye insan sahip olabiliyor. O becerileri insan öğrenebiliyor. Ya bu hocam çok gerçekten çok büyük bir nimet hocam. Nasip meselesi bir de hocam. Buna da inanıyorum yani ben. Elhamdülillah hocam her gün gerçekten hocam çok minnettarım yani bu durumdan. Hazreti Allah tabii sizi vesile kıldı. Yoksa hocam ben bilmiyorum yani ne yapardım, nasıl geliştirdim kendimi, nasıl hedeflerime ulaşabilirdim, nasıl kafamı rahatlatabilirdim. Hocam bir de eğitimlerinize katıldıktan sonra sözümün böyle bir etkisi, böyle bir ağırlığı var. Böyle şak diye hocam oturuyor yani böyle hemen etki edebiliyorum yani. Eğitime katılan herkes lider oluyor hocam. Etkili insan olmuş oluyor. Hocam birincisi kafa rahatlığı. Rahat gece insan rahat uyuyabiliyor geceleri. Ondan sonra özgüvenli oluyor. Kendine güveniyor. Maddi olarak hocam bazı yerlere varabiliyorsunuz. Hedeflerinize ulaşabiliyorsunuz. Hem manevi hem maddi. Araba, ev, ne isterseniz ya ne isterseniz ulaşabiliyorsunuz. Kelimeler yetersiz kalıyor hocam. Hocam ifade etmekte de daha demin başından beri söylediğim gibi zorlanıyorum yani kelimeler bulamıyorum çünkü. Ama isteyen hocam numaram ver hocam arasınlar beni. Bir araba arızalı. O ustaya gidiyorsun o şeyi değiştiriyor, parçayı değiştiriyor. Bu olmuyor, değişmiyor. O ustaya gidiyorsun o parçayı değiştiriyor, o da olmuyor. Ama hocam size geliyorsunuz. Siz hocam ne diyorlar ona? Bilgisayar hocam takıyorlar. Ondan sonra buluyorlar. Şimdi aklıma gelmiyor. Problem bu diyorsunuz. Hallet diyorsunuz. Ona göre yöntemleri, teknikleri, taktikleri hocam söylüyorsunuz. İnsanlar uyguluyor. Problem çözülüyor. Düşünmüyorsunuz bile problemi. Birilerinin arkasından koşmayın. Sizi yanlış yönlendiriyorlar. O parçayı değiştir, bu parçayı değiştir. Git adamı boşa. Git karıyı boşa. Aileler darmadağın oluyor. Asıl problemin kaynağını bulamıyorlar. Bulamayınca da ne aile kalıyor, ne huzur kalıyor, ne mutluluk kalıyor, ne mal kalıyor. Asıl kaynağa inmedikleri için çözemiyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim bir testimiz var. Kendini ispatlamış. Analiz yapıyoruz. O testi yaptıktan sonra bir saat sürüyor. Tak diye söylüyoruz. Şu. Hemen onu değiştirince o parçayı üzülüyor zaten. Hocam inanın insanlar bunu bilseler var ya hocam. Kesinlikle sizi takip edenler de vardır. Belki benim önceden düşündüğüm gibi hani ya ne zenginliği nasıl oluyor veya ne bileyim ne kafa rahatlığı falan. Hani bunu bilseler hocam inanın hocam kapınıza girip yatarlar yani. O kadar önemli o kadar ciddi bir mesele ki aslında bilseler kapınız hocam gelip hocam yalvarırlar yani yatarlar. Çünkü ben olsam ben de yapardım şu anki hani o zaman mesela düşünüyorum hocam. Şu anki bilgilerime ulaşacağımı bilmiş olsaydım o zamanlar hani ilk baştan ben de bakıyordum hani güvensizlik demeyeyim de hocam yani olur mu yapabilir miyiz bende işler mi işlemez mi gibisinde düşüncelerimle şu anki düşüncelerimle yani şu anki olduğum durumu o zamanlar bilseydim bu duruma geleceğim hocam ben de mesela gelir sizin kapınıza yatardım. Samimi söylüyorum günlük olarak yüzlerce insan Beverbum geziyor programa katılmak için başvuru gönderiyor. Gerçekten hazır olanları seçiyoruz. Bu çok önemli. Hazır olana sen faydalı olabilirsin. Eğer hazır değilse yani şöyle diyelim 200 kişi başvuru gönderiyor. 198 hazır değil. Yani herkes cennete gitmek istiyor ama fedakarlık yapmaya kimse razı değil. Hocam şunu söyleyebilirim yani bu Das ist kein Kindergarten hocam bu ciddi bir ortam öyle söyleyeyim. Anaokul değil hocam burası. Ciddi bir akademi yani kişisel gelişim merkezi. Onun için insanlar hocam gayret göstermesi gerekiyor. Çabalaması gerekiyor bir yerlere varmak istiyorlarsa. Emek harcaması lazım. Ne ekersen onu biçersin. Oturduğun yerde gelmez hocam. Gelse de değeri olmaz yani onun için. Umuyorum ki nasibi olan gerçekten kendini geliştirmeye açık olan, fedakarlık yapmaya hazır olan, kendine zaman yatırabilen, çünkü zaman da bir yatırımdır. Değer verip para yatırabilen, emek harcayarak yatırım yapan, sen kim varsa bunlar hazır olanlar, hazır olanları hareketlendirecek. Bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eğer Avrupa'da yaşıyor ve kendini geliştirmeye açıksa, o da senin gibi hayallerine ulaşmak istiyorsa, senin gibi arzuladığı o huzura, mutluluğa, başarıya ulaşmak istiyorsa, o zaman yapacağı şey ne? Videonun altında ne var? O linke tıklıyorsunuz. Ondan sonra başvuru yapmak gerekiyor. Ondan sonra devamı zaten geliyor. Yönlendiriyorsunuz zaten. Ama hazırsa evet hocam. Bu çok önemli. Beklemesinler evet. Hocam. Beklemesinler. Bekledikçe kaybeden, harekete geçtikçe kazanan. Evet. Bekledikçe bir insan kaybeder, harekete geçince insan kazanır. Evet. O yüzden harekete geçsinler. Herkese kucak dolusu selamlar. Herkese kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sizi de hareketlendirecek bir videodur inşallah.
Siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, harekete geçmek istiyorsanız hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Siz de hayallerinize ulaşın.